Değerli arkadaşlar, bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen derste bu haritayı göstermiştik. Üzerine uzun uzun konuşmuştuk. Hatırlayacaksınız, petrolün belli yerlerde yoğunlaştığını, yoğunlaştığını söylemiştik. Üretildiği bölgelerle tüketildiği bölgeler arasındaki mesafe de büyük. Ve bu çok önemli bir, dünya jeopolitiğinin çok önemli bir parçası. Dikkat ederseniz son 2 asırda krallıklar dağıldı, imparatorluklar çöktü. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda hemen öncesi ve hemen sonrasında gördüğümüz Osmanlı İmparatorluğu başta, Avusturya, Macaristan, birçok imparatorluk ortadan kalktı. Rusya'da devrim oldu, Çarlık Rusyası yıkıldı, yerine komünist rejim kuruldu. Bunlar tabii çok önemli ideolojik değişiklikler. Dini değişiklikler olduğu meydana geldi. Dinsel tabanda, yani teokratik yapıda olan işte Osmanlı İmparatorluğu gibi, yani şeriat devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, yine laik bir devlet kuruluyor. Osmanlı toprağının yerinde birçok küçük ulus devletler kuruluyor. Bütün bu siyasi değişikliklere rağmen oyunun kuralları değişmedi. Yani söylemek istediğim bu. Tabii ki bütün 1. 2. Dünya Savaşı'nı tekrar tekrar konuşmayacağız. Fakat dünyadaki bütün bu değişikliklere rağmen, liderler, rejimler, hatta ulusal sınırlar değişmesine rağmen genel gerginlik noktaları, stratejik noktalar değişmedi. Bu çok önemli. Ve geçen derste söylemiştik, bunun yoğunlaştığı yer aşağı yukarı bu haritadaki şu beşgenin çevresinde, işte 1.000 kilometre, kenarları 1.000 kilometre, 1.500 kilometre olan bir kare düşünün. Bu karede dünyadaki petrolün %60'ı var. Dünyadaki doğal gazın %65'i var. Ve bu üretim maliyetleri çok düşük. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu bölgede aynı zamanda üretim maliyeti çok düşük. Bu ne demektir? Eğer bu bölgedeki petrol, yani şuradaki işte İslam toprağı, kabaca İslam toprağı denebilir. Türklerin kısmen, Arapların hemen hemen tamamen sahip oldukları bölgelerde ki petrol serbest şekilde çıkartılıp dünyaya satılmış olsa petrolün fiyatı hiçbir zaman 10 doları geçmez. Varil fiyatı ve diğer ülkelerin kendi petrolünü satması imkansız hale gelir. Yani bir anlamda dünyadaki bütün petrol Müslüman toprağında olduğu söylenebilir. Çünkü dünyanın diğer yerlerindeki üretim maliyetleri 40-50 doların üzerinde. Bu sebeple bu bölgedeki petrolün kontrollü şekilde çıkartılması için savaşlar çıkartıldığını söyledik. Terör olaylarının bu sebeple organize edildiğini söylemiştik. Buraya kadar aslında şimdi kitabımızın aşağı yukarı ortasına geldik. Buraya kadar anlattığımız şeyler değişmezleri, yani jeopolitiğin değişmezleri, sabitleri, dekoru, işin altyapısı. Buradan sonra anlatacağımız şeyler bu değişmezlere bağlı olarak değişen şeyler. Yani bunların hayata nasıl uygulandığını göreceğiz. Bir bakıma bir ülkenin anayasasıyla kanunları gibi düşünebilirsiniz. Yani bir temel prensipleri vardır. Devlet şunu yapar, devlet bunu yapar diye. Sonra tek tek o temel prensiplerin gerçek hayata uygulanması vardır. İşte buradan sonra daha çok kitap bu şekilde işleyecek. İran özelinde, Fransa, Almanya, İngiltere özelinde, Amerika özelinde bir takım şeyler göreceğiz. Bu haritayı takip eden sayfada 2 önemli harita daha var. Dünyadaki petrolün üretilmesi ve tüketilmesi. Aslında şu yukarıdaki haritada anlatılan şeyin bir başka açıdan sunulması var burada. Burada söylemiştik yukarıdaki haritada Avrupa, tabii yani dünyanın zengin gelişmiş bölgeleri, Amerika'yı saymazsak, Avrupa, Hindistan, Çin ve Japonya, yani en fazla petrol ithal eden bölgeler. Ve buradan petrolün üretildiği yerden ithal edildiği yere gitmesi çoğunlukla deniz yolunda, denizi kontrol eden, petrolün fiyatını da kontrol ediyor, arzını da kontrol ediyor. Yani İran'a ambargo koydum, Irak'a ambargo koydum dediği zaman boru hatları dışında bir satış imkanı olmuyor. Boru hatlarını da engellemek için terör olayları organize edildiğini defaatle anlattık. Şimdi burada şeyi görüyorsunuz, işte kahverengi dairenin büyüklüğü üretimi, koyu mavi dairenin büyüklüğü de tüketimi gösteriyor. Orta Doğu'da dikkat ederseniz üretim çok büyük, tüketim az. Avrupa'da tam tersi,
ve Güneydoğu Asya'da bunun tam tersi, Çin'de tam tersi. Tabii bu rakamlar değişti. Yani her sene değişiyor. Şimdi Covid'den dolayı düştü tüketim. Ama son 7-8 senede sürekli artış halindeydi. Yani Çin'de mesela mavi ile kahverengi arasındaki farkın çok daha büyük olmuş olması lazım. Burada da istenen bir başka bir şey, yani bu dünya düzeni veya işte bu sömürü sistemi diyelim buna, bunu organize edenlerin temel savunmak istedikleri temel prensiplerden bir tanesi, üreticiler hiçbir zaman tüketici duruma geçmesinler, tüketiciler de hiçbir zaman üretici duruma geçmesinler. Yani Avrupa kendi topraklarında petrol zaten yok, ama petrolün yerine konabilecek bir şeyi bulmamalı Avrupa bu sömürü düzeninin devam etmesi için. Yahut da İslam ülkelerinde herhangi bir endüstriyel gelişme olmaması gerekiyor. Yani Suudi Arabistan veya İran veya herhangi bir Orta Asya ülkesi işte gemi, uçak, otomobil gibi şeyler üretmemeli, ilaç vesaire, yani katma değeri yüksek endüstriyel ürünlere girmemeli. Girerse bu sömürü sistemi bozulur. Çünkü bu işte kahverengi dairenin büyüklüğü, yani üreticilerin tüketmemesi, tüketicilerin de üretmemesinden kaynaklanan bir deniz ihtiyacı var, deniz yolu ihtiyacı var. Bu herkes kendi enerjisini, petrol veya başka bir şey, herkes kendi enerjisini üretecek olsa, herkes kendi yağıyla kavrulacak olsa denize olan ihtiyaç azalır. Bu halde bu küresel sistemin sömürü kabiliyeti kalmaz. Burada bir istisna var, görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. Hem çok üretiyorlar hem de çok tüketiyorlar. Tekrar söylüyorum, rakamlar her sene değişiyor, fakat dairelerin birbirine oranları aşağı yukarı doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kere Teksas'ta, Alaska'da, Kaliforniya'da çok miktarda petrol var. Bir kısmı hala çıkartılmadı. Bunun yanında Meksika Körfezi'nde petrol var. Yani Venezuela'ya, Meksika'ya ve Amerika'ya ait olan sularda petrol var. Üretim maliyeti yüksek olmasına rağmen. Üçüncü bir nokta, kaya gazı ve kaya petrolü. Kaya gazı ve kaya petrolü ile ilgili teknolojiler sürekli gelişiyor ve ithalatçı bazı ülkeler ihracatçı durumuna geçtiler. Bu da çok önemli bir gerçek. Bu arada az önce fiyatlardan bahsederken petrol fiyatları 10 doların üzerine çıkamaz dedik. Yani Orta Doğu petrolü bütün dünyaya yeter ve serbestçe satılmış olsa, yani Irak, işte OPEC olmasa ve bu savaşlar vesaire olmasa, Irak tek başına bütün dünyayı besleyebilir. İran tek başına bütün dünyayı besleyebilir. Bu olmuş olsa, dediğimiz gibi işte 10 dolar, 15 dolar olur varili. Ve diğer ülkeler üretemez diyoruz. Bunu söylerken aklınızda, yani petrol fiyatı dediğimiz zaman aklınızda her zaman bir gaz fiyatı parantezi açın. Çünkü gaz kontratlarının aşağı yukarı tamamı, %80'i, %90'ı petrol endekslidir. Yani ne demek bu? Türkiye Rusya'yla bir yeni gaz anlaşması yapıyor. Önümüzdeki 7 yıl boyunca şu kadar milyar metreküp, ya farz edelim İstanbul'un ihtiyacını karşılayacak kadar yeni bir gaz anlaşması yaptık Rusya'yla. Biz bunu yaparken diyoruz ki metreküpünü, yani düşünmesi kolay olsun diye söylüyorum, metreküpüne 100 lira vereceğiz diyoruz. Veya 1000 metreküpüne 100 lira vereceğiz. Ve diyoruz ki şu anki petrol fiyatı ne? Şu anki petrol fiyatı mesela 50 dolar. Petrol fiyatı %10 artarsa, biz de Rusya'ya %10 daha fazla birim başına gaz ödeyeceğiz. Yani gaz fiyatına karşılık para ödeyeceğiz diyoruz. Yani petrol fiyatlarının yükselmesi, hali hazırda imzalanmış, yürürlükte olan gaz kontratlarının daha pahalı hale geçmesine sebep oluyor. Tersi de doğru. Petrol fiyatı inerse yaptığınız gaz anlaşmaları alıcı açısından daha avantajlı hale geçiyor. Bu çok önemli bir parametre. Birçok jeopolitik olayda bunun etkisini görüyorsunuz. İkincisi, petrolle gaz arasındaki bir münasebetin daha anlaşılması lazım. Bu da nedir? Petrol çok sıvı bir madde olduğu için aşağı yukarı dünyada tek bir petrol piyasası olduğunu söyleyebiliriz. Yani petrol fiyatı anons edilirken, ilan edilirken, evet Kuzey Denizi petrolü ayrı söyleniyor. Yani İngiltere'nin kuzeyini bu haritada işaret ediyorum. İskoçya sahillerindeki, Norveç açıklarındaki petrolün bir fiyatı ilan ediliyor. Texas petrolü ayrı ilan ediliyor. İşte Orta Doğu'daki petrol ayrı ilan ediliyor vesaire. Ama pratikte tek bir petrol piyasası olduğu söylenebilir. Neden? Texas'ta bir sevkiyat problemi olsa,
Kuzey Denizi'ndeki petrol, Kuzey Denizi'nden petrol almış olan gemiler yolda çevriliyor. İşte Türkiye'ye diyorlar git. Mesela Türkiye'ye söz verilmiş bir petrol miktarı var. Son anda bir teknik bir probleminden dolayı Kuzey Denizi'nden gelemiyor veya Irak'tan gelemiyor gemi. Dünyanın başka bir yerinden gemileri Türkiye'ye yönlendirebilirler. Ve bu bunun çünkü maliyeti etkisi çok az. Dediğim gibi petrol oda sıcaklığında veya normal çevre sıcaklığında sıvı halde bulunuyor. Depolanması, gemilere yüklenmesi, gemilerden boşaltılması çok bilinen basit tekniklerle gerçekleşiyor. Kamyonlara yüklenmesi, kamyonlardan bayilere, benzincilere taşınması, rafine edilmesi vesaire. Gaz böyle değil. Özellikle şimdi petrol üzerinde durdum. Yani işin her zaman bir teknik boyutu var. Gazın soğutulması gerektiğini söylemiştik sıvı hale getirilmesi için. Gaz satılacağı zaman en iyisi eğer hemen çıkartıldığı yerde tüketilmiyorsa borularla tüketileceği yere taşınması, depolanması ve taşınması. Gazın da her zaman çıktığı gibi kullanılması mümkün değil. Bazen içine saflaştırılması, bazen de başka maddeler katılması gerekiyor. Fakat en kolay yol borularla taşınması, boru hatlarıyla. Bu yapılamıyorsa gemiler yükleniyor. Gemilere yüklendiği zaman sıvı hale gelmesi için, yoğunlaşması için soğutuluyor. Sonra varış limanına geldiği zaman yeniden kademe kademe ısıtılıyor ve yeni borulara veriliyor veya depolara veriliyor. Bu ısıtma soğutma sırasında kabaca %10 kayıp olur. %10 olmaz da %8 olur. Belki %12 olur yerine göre, şeyine göre, şirketine göre. Bu tabii çok büyük bir miktar. Yani 10 milyar dolarlık bir gaz kontratında 1 milyar dolar kayboluyor. Kim ödeyecek bunu tabii? Kota çatlarına göre alıcı veya satıcı üstlenebilir. Ama sonuçta çok önemli bir kayıp. Bu sebeple, bu pratik sebeplerle ve tabii her yerde gaz dolum tesisi yok. Yani petrolü her yerde, hemen hemen her yerde doldurabiliyorsunuz bir depoya. Ama gaz için bu soğutma, ısıtma tesislerinin kurulması gerektiği için gaz limanı kurarken gaz alma limanı mı kuracaksınız yoksa gaz satma limanı mı kuracaksınız? Bunu da düşünmeniz gerekiyor. Nitekim Amerika gaz alıyordu dünyadan, ithal ediyordu. Kaya gazı gelişmeye başlayınca gaz alım limanlarını tersine çevirdiler. Gaz satış limanı haline getirdiler. Yani burada da işin şey olmadığını görüyorsunuz. Mesela katı bir madde alır gibi, otomobil alır gibi, alıp satar gibi aynı limanı iki amaçlı, giriş çıkış amaçlı kullanamıyorsunuz. Ya giriş limanı ya çıkış limanı olacak. Bu neyi getiriyor pratikte? Dünyada 6 farklı gaz piyasası var. Şimdi haritada göstereceğim. Doğu Asya'da Japonya'nın Rusya'dan gaz aldığı, Çin'in Rusya'dan gaz aldığı bir gaz piyasası var. Şimdi tek tek hepsini saymayayım. İşte Kuzey Atlantik, Güney Atlantik, Hint Okyanusu gibi düşünebilirsiniz. Kabaca dünyadaki büyük ekonomik merkezlerin ve gaz üretim merkezlerinin birbirine yaklaştığı bölgelerde alım ve satım limanlarının çokluğu sayesinde, boru hatlarının çokluğu sayesinde gaz ticaretinin yoğunlaştığı 6 nokta var. Ve buralarda 6 ayrı fiyat var. Bu da tabii birçok normal. Neden? Çünkü Japonya oldukça pahalı alıyor gazı. Yani Kuzey Atlantik'teki borsaların gaz fiyatlarının üzerinde fiyat ödüyor. Çünkü tek satıcı Rusya. Yani Doğu Asya'da oysa Avrupa'ya geldiği zaman, Rus gazı Avrupa'ya geldiği zaman işte Almanlar almasa, Fransızlar alır, Fransızlar almasa belki Doğu Avrupa'da stoklanabilir. Yani satıcının manevra kabiliyeti daha fazla. Ama Japonya tek alıcı olduğu için, Rusya tek satıcı olduğu için daha uzun vadeli, daha bağlayıcı kontratlar yapılıyor. Bu sebeplerle dünyada 6 farklı gaz fiyatı olduğunu kesinlikle aklınızda tutmanız lazım. Yani jeopolitik olayları anlamak istiyorsanız. Petrol gibi değil yani. Fransa, işte Amerika'dan, farz edelim, Afrika'daki bir ülkeden petrol getirecekti, getiremiyor. Hemen Libya'dan getirebilir ama gaz için aynı şey söz konusu değil. Burada daha önce çok ısrar ettik ama hızlı bir şekilde bir kere daha bakmakta fayda var. Dünyadaki petrol taşıma hatları, bu harita 2013'ten gelen bir harita ve
enerji üzerine sağlıklı istatistik almak istediğiniz zaman en güvenilir kaynaklardan bir tanesi Uluslararası Enerji Ajansı. Şurada adı geçiyor EIA diye, yani Eskişehir, İstanbul, Ankara kelimelerinin baş harfleri. Sitelerinde çok sayıda rapor var. İndirip okumuyorlar. Bu yanlış. Onun dışında söyledikleri şeylerin çoğu doğru. Petrol bitmiyor tabii ki. Şimdi bu haritada okların kalınlığı aynı zamanda taşınan petrol miktarının büyüklüğünü gösteriyor. Bir kez daha görüyoruz, bizim yukarıda çok ısrar ettik işte coğrafyası, Türk coğrafyası diye renkli büyük bir haritamız vardı. Bakın burada bir kez daha görüyorsunuz dünyadaki petrol üretim noktasını veya petrolün çıkış noktasının büyüklüğünü. Malaka Boğazı'ndan geçen petrol miktarını görüyorsunuz. Süveyş kanalının iki ucunun ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. İstanbul Boğazı ve Baltık Denizi. Baltık Denizi de tabii Rusya'dan gelen petrol. Gazın da kısmen böyle olduğu düşünülebilir. Yani bu siyah yolları sadece petrol değil, enerji yolu olarak okuyabilirsiniz. Tabii bazıları geçersiz olabilir. Mesela Venezuela'da petrol var. Şu anda büyük bir gaz ihracatçısı değil. Ama Panama Kanalı'nın ehemmiyetini görüyorsunuz. İşte bu 6 nokta, 6 7 tane, yok 5 tane nokta var kabaca. Hürmüz Boğazı, Malaka Boğazı, İstanbul Boğazı, Süveyş Kanalı veya Süveyş Kanalı'nın iki noktasını da sayarsanız tabii iki nokta yapar. Baltık Denizi ve Cebeli Tarık ve nihayet Panama Kanalı. Tabii burada çok önemsiz gibi gözüküyor ama aslında Bering Boğazı da çok önemli. Yani Alaska ile şurada bir çok uzak duran, dünya yuvarlak olduğu için tabii ki Amerika'nın en batı ucu olan Alaska ile Rusya'nın Sibirya'nın en doğu ucu olan Kamçatka, biraz daha kuzeyi. İşte bildiğiniz gibi Bering Boğazı. Bu deniz yollarını kontrol eden ülke hem enerji yollarını kontrol edebilir, hem diğer diğer her türlü ham madde ve mamul mal ticaretini kontrol edebilir. Hem de savaş gemilerinin geçişlerini müsaade edebilir, engelleyebilir. Bu tabii ki ülkeler birbirlerine sen ticaret yapma, sen alma satma demiyorlar ama işte terör veya başka bir şeyi bahane ederek ambargo konuyor. İşte İran'a nükleer silahlardan dolayı bu ambargo kondu. Herhangi bir ülkenin dış ticaretine ambargo konduğu zaman deniz yollarını kullanması engelleniyor. Bu yapıldığı zaman o ülkenin aslında o ülke gerçekten engellenmiş olmuyor. O ülkenin dış ticareti ambargo koyan ülkenin monopolüne alınmış oluyor. Irak'ta mesela Irak'ın dış ticareti tamamen ambargo altına alındığı zaman Irak sadece Amerikan şirketlerine petrol satabiliyordu. Tabii ki fiyatlar Amerikalılar açısından çok avantajlıydı. Çok düşük fiyatla satmak zorunda kalıyorlardı. Genç arkadaşlar araştırsınlar petrol, yani ekmeğe karşı petrol veya yemeğe, gıdaya karşı petrol diye oil against şey olması lazım, food veya öyle bir şey kullanıldı o zaman, Birleşmiş Milletler tarafından bir isim verildi. Sadece Irak halkının ihtiyacı olan gıdayı satın almak için bir miktar petrol satmalarına müsaade edilmişti. Dediğim gibi çok düşük fiyatlarla, yani Amerikalılar soydular ülkeyi, Türkçesi bu meselenin. Venezuela keza son zamanlarda bir şeye uğradı, ambargoya uğradı. Venezuela, birazdan konuşacağız. Venezuela'nın dış ticareti engellendi. Kendi petrolünü kullanması engellendi. Bu da işin mafya tarafı. Ama bunları her zaman söylüyoruz. Yani işte komplo mudur, komplo teorisi midir, şu mudur, bu mudur diye şey girmemek lazım. Lüzumsuz tartışmalara girmemek lazım. Nasıl ki insanlar birbirlerine yalan söylüyorlar, birbirini kazıklıyorlar. Yani ahlaken kabul edilemez şeyler yapıyorlarsa, devletler de bunu yapıyor. Şirketler de bunu yapıyor. Ve devletler kendi halklarına, kendi vatandaşlarına da yalan söyleyebiliyorlar. Kendi vatandaşlarını bile bile ölüme gönderebiliyorlar veya kendi vatandaşlarını öldürebiliyorlar bir takım menfaatlerden ötürü. Buna şey de dahil, sadece terörist devletler falan olarak düşünmeyin. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa devletleri de kendi menfaatleri tehlikeye girdiği zaman vatandaşları dahil herkesi öldürebiliyorlar. Bunlar işin bir parçası. Yani şunu da aklınıza tutun, savaş ticaretin alternatifi değildir. Savaş ticaretin diğer yüzüdür. Madalyonun diğer yüzüdür. Dünya tarihinde her zaman için savaşla ticaret yan yana gitmişlerdir. Yani biri diğerinin engeli veya alternatifi değildir.
Evet, burada belki bazılarınızı şok edecek bir görüntü var. Şok iki türlü olabilir. Bazen insanlar bunu kabul etmek istemiyorlar. Usama Ben Laden bir Afgan direnişinin kahraman figürlerinden biriydi. Bildiğiniz gibi Afganistan Rus işgali altındaydı. Aslında Afganistan'ın Rus işgali altında olduğu gerçeği gerçek olmadığı için birçok insan Usama Ben Laden'i kahraman kabul ediyordu. Usama Ben Laden başka bir amaçla, başka bir şantiyede kullanıldığı zaman insanlar şoka girdiler ve İslam dünyası ikiye bölündü. Teröristtir, değildir falan filan diye. Esasında Afganistan'ı Ruslar işgal etmediler. Şok üstüne şok belki yaşayacak bunu bilmeyen arkadaşlar ama işin gerçek yüzü böyle değil. Afganistan yönetimi Rusya'ya oldukça yakın bir yönetimdi ve Amerika Birleşik Devletleri Afganistan üzerinden, Pakistan üzerinden Rusların Hint Okyanusu'na inmesinden rahatsızdı. Bunu engellemek için Afganistan'ı karıştırdılar, yani Afganistan'da bir iç savaş çıkardılar ve Rus yanlısı hükümet Ruslardan yardım istedi. Ve Ruslar asker gönderdiler ama bu bir polisiye asker gücüydü. Yani bunu şöyle düşünün. Mesela Azerbaycan'da bir karışıklık çıktığını düşünün. Ve Azerbaycan'a yardım için Türkiye'nin 5 bin asker gönderdiğini. Yani 5 bin askerle biz Azerbaycan'ı işgal edemeyiz. Zaten amaç da bu değil. Azerbaycan ordusu sıkışmış. İşte 5 bin, 10 bin asker. Neyse, küçük bir destek grubu, askeri bir grup gönderdi Ruslar. Fakat bu bir tuzaktı. Bu tuzağı da kuran Robert Fisk, CIA ajanıydı. Yani Amerikan gizli servislerinin, ajanlarının hazırladığı bir tuzaktı bu. Saldırıya uğradılar. Rus askerleri öldükçe Rusya yeni askerler göndermeye başladı ve iş bir işgale dönüştü. Yani Afganistan'ın gerçek yöneticileri, gerçek sahipleri sanki o dirençlilermiş gibi bir izlenim oluşturuldu. Ve Afganlar da bir tuzağa düştüler. Çünkü direniş baştan İslami bir direniş, bir cihat gibi lanse edildi. Bunlar tamamen maalesef medya operasyonları şeklinde organize oldu. Elbette ki bu direnişte Afganların kendi ülkelerine savunma hakkı yok muydu? Vardı. Ruslara karşı değil, en başta Rus güdümlü sömürge valilerine karşı Afganistan'ın kurtarılması gerekiyordu. Ve Rus işgali, tırnak içinde söylüyorum, başladığı zaman elbette Afganların kendi kaderlerini ellerine almaları gerekiyordu. Fakat Afganistan hiçbir zaman bir bütün olarak bir Afgan milleti algısı yok. Orada savaş lordları var, Libya'da olduğu gibi. Her çete, her silahlı grup kendi menfaatlerini savunuyor. Çoğunlukla da uyuşturucuyla vesaire ve iç içe olan gruplar bunlar. Ve Afganistan savaşı maalesef organize edilmiş, böyle bir sahneye konmuş bir savaştı. Ve Usama Ben Laden bunun kahramanlarından biriydi. İkinci kez bu defa 11 Eylül için kullanıldığı zaman işte insanlar bir şeye düştüler. Maalesef Müslümanlar 77-80 arasındaki Rus-Afgan savaşının gerçek yüzünü bilmedikleri için Usama Ben Laden'i hiçbir zaman tam olarak anlayamadılar. Burada CIA ajanı ve aynı zamanda işte gazetede bir köşe yazısı kaleme almış olan Robert Fisk, Independent gazetesinde övüyor. Usama Ben Laden'in bir barış savaşçısı olduğunu, o bölgeye barış getireceğini falan filan söylüyor. Tabii 11 Eylül'de de biliyorsunuz şeytan ilan edildi. Amerikan medyası istediği kişiye istediği maskeyi takıp çıkartabiliyor. Burada akılda tutulması gereken ders bu. Afganistan'la da ilgili ileride inşallah konuşacağız. Burada önemli bir rakam var. Amerika'da öldürülen ve yaralanan her 8 askerden biri petrol konvoylarını korurken öldü diyorlar. Yani güya işte biliyorsunuz Afganistan önce Irak'ı işgal etmeye başladı Amerika Birleşik Devletleri, sonra Afganistan'ı işgal etti. Güya terörle mücadele ediyordu. 11 Eylül'ün intikamı alınacaktı. İşte şeytan ilan edilen, az önce melek ilan ettikleri, sonradan şeytan ilan ettikleri Usama Ben Laden'in yakalanması ve öldürülmesi
amaçlanıyordu vesaire vesaire. Oysa tabii ki işin rengi başkaydı. İşin rengi petroldü, simsiyahtı, kara altın. Nazi Almanya ile ilgili çok bugüne kadar zaten oldukça uzun detaylı şekilde konuştuk. İcab ederse bu sayfalara geri döneceğiz. Ben burayı dikkatli okumanızı tavsiye ediyorum. Çok fazla da kaynak olarak aşağı yukarı çok şaşırtıcı da bir bilgiler göreceksiniz bu sayfaları okurken. Bu bilgilerin tamamı dış ticaret ofislerinin istatistikleridir. Yani burada gizli bir şey yok, gizli saklı bir şey yok. Meclis tutanakları, gazete haberleri, yani açık istihbarat diyebileceğimiz şeyler. Ben deniz açık istihbarata önem veriyorum. Gizli bilgilere çok fazla önem vermiyorum, korusun isterseniz. Çünkü her zaman gizli bir şeyi ele geçirdiğini iddia eden insanların güvenilirliği şeye açık, tartışmaya, dedikoduya, spekülasyona açıktır. Bu sebeple bu tür bilgileri alırken bendeniz her zaman için açık istihbarat diyebileceğim, yani kitaplarda, meclis tutanaklarında ilan edilen haberleri, bilgileri kullanıyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda petrolün önemini anlatıyor bu sayfalar. Mesela 1942'de, yani şu cümleye dikkat edin. 1942'de sadece 2 Japon tankeri batıran Amerika, ertesi yıl 23 tanker ve nihayet 1944'te 131 tanker batırdı. Japon petrol tedariki %50 düştü. Söylemiştik daha önce, Japonya'da bir gazeteci soğuk bir şaka yapıyor veya işte acıklı bir şaka yapıyor. Diyorlar ki nasıl, neden bitti, savaş nasıl bitti falan. Japon gazeteci diyor, Japonya'nın benzini bitti diyor, savaş bitmedi. Bu bir gerçektir. Japonya ve Almanya petrol kaynaklarını kontrol etmeye çalıştılar savaş boyunca ve sınırsız petrole sahip olan İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri de hem kendi petrol kaynaklarını kurdular, hem de diğer düşman ülkeleri petrolsüz bırakmak için çok büyük bir çaba harcadılar. Yani cephedeki savaşlarda da hedef tanklar, uçaklar vesaire değil, petrol tedarik yollarıydı. İkinci Dünya Savaşı'nın bir petrol savaşı olduğunu da defaatle söylemiştik zaten. Evet, İran'ın tarihinde de tabii çok önemli olaylar var. İran deyince aklımıza hemen bizim hatırladığımız kadarıyla işte bir Hümeyni vardı, yani İslami bir rejim. İslami tabii burada tırnak içinde söylüyorum. İran İslam Devrimi. Ondan önce hayal meyal bir çoğunluğun belki çok iyi hatırlamayacağı bir şah dönemi vardı. Esasında İran, en azından son 100 yıldır İran'ın özgür bir ülke olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yani 1900'lerin başından itibaren İran'da çok fazla petrol olduğu biliniyor. Petrolün önemi de artıyor. Bunları geçen derslerden hatırlayacaksınız. Baştan aydınlatma için kullanılıyor. Yakıt olarak kullanılmaya başladığı zamanlardan itibaren. Zaten Osmanlı'da darbe yapılıyor 1909. Çok önemli bir tarih. Ve aynı yıllarda sadece Osmanlı'ya değil, her yere, yani petrol bulunabilen her yerde siyasi kontrolü almaya gayret gösteriyorlar İngilizler. Arkadan sahneye Amerikalılar girecek. İngilizler esasında İran Şahı'nı da 2 defa tahta indirip artıyorlar. Şeyin de, Hümeyni'nin seçilmesini de organize edenler İngilizler ve Amerikalılar. İran Şahı'nı İran Şahı'ndan önceki dönemde İngilizlere karşı büyük bir korku var. Yani İran yönetici sınıfı esasında İngilizlerin hazırladığı bir takım zehirli reçetelerin farkında. Bu sebeple Almanlarla işbirliği yapmaya gidiyorlar. Almanlarla yaklaşan hükümete karşı da İngilizler darbe organize ediyor. Ve İngiliz baskısına rağmen işte Şah Almanları ülkeden kovmayı reddediyor. Bunun üzerine Ruslar ve İngilizler anlaşıp İran'ı işgal ediyorlar. Haritayı gözünüzün önünde canlandırırsanız, İran
jeopolitik açıdan Rusya'ya çok büyük önem arz ediyor. Yani Rusya İran'ı kontrol edebilmiş olsa bir ayağı Hint Okyanusu'nda olacak. Bu bir mit gibi bir şey olarak bunu algılamayın. Yıllardır söyleniyor soğuk denizlere inmesi falan diye. Biz de geçen derslerde biraz anlattık. Rusya'nın kuzeyi, Rusya hem çok büyük bir ülke hem de çok fazla denizi varmış gibi gözüküyor haritaya baktığınız zaman. Fakat kuzeyi buzlarla kaplı ve zaten o buzların arkasından yani erişebileceği yer sadece Kanada ve mesafe çok büyük. Ticaret yolları da bir bakıma uzak Rus limanları. Baltık Denizi NATO güçleri kontrolü altında. Baltık Denizi'nin çok küçük bir kıyısı var. Doğu'da da Hint şeye açık, yani Pasifik Okyanusu'na çıkan kıyıları Rusya'nın biliyorsunuz. Japonya, Tayvan, Güney Kore gibi Amerikan müttefikleriyle çevrili. Bu bakımdan Rusya'nın deniz özgürlüğü olmadığını söyleyebiliriz. İşte 2-3 asırdır Ruslar sürekli İstanbul üzerinden, İran, Afganistan, Pakistan üzerinden, Hindistan üzerinden Hint Okyanusu'na erişmeye çalışıyorlar. Amaç hem donmamış denizlere ulaşmak hem de ticaret yollarına ulaşmak. İngilizler açısından, İngilizler tabii dünyanın her yerinde denizlere hakimler o dönemde. Böyle bir sorun yok. Fakat İngilizler İran'daki petrolün serbestleşmesini istemiyorlar veya düşman bir gücün eline geçmesini istemiyorlar. Özellikle de Almanların. Kısacası Churchill ve Roosevelt'in de anlaşmasıyla Rusların suç ortaklığıyla, Stalin'in suç ortaklığıyla İran ambargo altına alınıyor. Ve halkı da aç bırakarak büyük bir açlığa sebep oluyorlar 1900'lerin başında. Yani aslında İran daha o dönemde İran'da kim başa geçsin diye Londra'da, Moskova'da, Paris'te konuşuluyor, New York'ta konuşuluyor, neyse Washington'da. İran aslında kendini yönetmiyor zaten yani 1900'lerde. Kukla yöneticiler konuyor. Kukla yöneticiler zaman zaman kontrolü biraz ele geçirmeye başlıyorlar. Yani kuklacı her zaman söz geçiremiyor kuklasına. O zaman bir darbe organize ediliyor ve yerine başka bir şey konuyor. Burada da bu resim bunu çok güzel anlatıyor. İranlılar biraz meraklılar böyle kartonları falan taşımaya, Humeyni desin, resimli kartonları. Türkiye'de maalesef Humeyni tıpkı şey gibi, Usama Ben Laden gibi büyük bir kahraman falan zannedildi İslam devrimi yaptım deyince. Bizde böyle bir bu yani küçük bir müsaadenizle kişisel bir parantez açayım burada. Maalesef Türkiye'de böyle bir romantik İslamcılık diyebileceğimiz bir şey var. Eline yeşil bir bayrak alan, kafasına bir sarık falan saran birisi çıktığı zaman ben işte İslam'ın lideriyim, İslam'ı kurtaracağım, lanet olsun Amerika falan birisi bir şey söylediği zaman maalesef Müslümanların büyük bir kısmı bu kişiyi adam zannediyorlar. Bu kişiyi yeni bir işte İslam lideri, kurtarıcı, Mehdi falan filan hemen görmeye başlıyorlar. Bu tabii bir zayıflık yani bu aşağılık kompleksi, cahillik, düşünce tembelliği. Çok acı bir şey, çok acı bir durum. Sonuçları da acı. Yani sadece kendi köşelerinde kalmıyorlar. Bunu neden söylüyorum? İşte büyüklerinize, abilerinize sorun. Humeyni'nin devrim yaptığı 1977 78 yıllarında herkes yurt dolabına, üniversitelerde öğrenciler duvarlara posterli şeyini, Humeyni'nin posterlerini asıyorlardı. Şii olmasına rağmen işte adam İslam'ın ezilen Müslümanları koruyacak falan filan. Sürekli İsrail'e lanet okuyordu. Sürekli Amerika'ya lanet okuyordu. Fakat o dönemden Humeyni'nin ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da dikkatli bakarsanız İran'daki rejimin hiçbir zaman İsrail ve Amerikan menfaatlerine zarar vermediğini, tersine onları koruduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Bu kullanışlı bir kukladır yani. Zaten Humeyni'nin nedense gene pek söylenmez ama Humeyni darbe yapmadan önce tabii belli bir hazırlık yapması gerekiyordu. Yani bizim FETÖ gibi. Nerede saklandı? Fransa'da saklandı. Fransa'da üs kurdu yani. Paris'e 15-20 kilometre uzaklıkta bir yerde. Kurmayları işte kendi düşünenleri, medya vesaire yöneticileri vardı. Tıpkı FETÖ'nün izlediği yolu izledi esasında o yıllarda. Ve burada da sorulması gereken şey şu, yani Fransa dünyanın en laik ülkesi yani veya laiklik konusunda takıntılı bir ülke. Laik yobaz bir ülke. İşte karikatür meselesinde falan görüyorsunuz son zamanlarda.
dinle alakalı veya din devlet işlerine ayrılmasıyla alakalı en ufak bir olayda aşırı hassasiyet gösteren, kıyameti kopartan bir ülke. Nasıl oluyor da bu kadar laik bir ülke İslam devrimi yapacağım diyen bir adama topraklarını açtı, üs verdi, istihbarat verdi, medya desteği verdi, diplomatik destek verdi. Fransa'daki bütün entelektüeller Khomeini'nin arkasında durdular. Yani bunların hepsi esasında araştırılmaya değer şeylerdir. Nedense kurcalamadı. Ve sarı var diye bu adamı hemen evet ve şeyin devirdiği Khomeini'nin devirdiği Musaddık, yani Khomeini iktidara geldi, bir darbeyle iktidara geldi. Musaddık'ı nasıl devirdi? Musaddık bir kere kimdi? Musaddık seçimle gelmiş bir insandı. Sosyal demokrat olduğu söylenebilir, yani solcu olduğu söylenemez veya sosyalist olduğu söylenemez. Avrupa'da tahsil görmüştü. Avrupa liderlerinden çok daha kültür ve çok daha demokrat bir insandı. Yani başkalarının fikirlerine önem veren, istişareye önem veren Avrupalı manada söylüyorum. Yani demokrasi seversiniz sevmezsiniz ayrı bir şey. Ama Avrupalıların kriterleri, demokrasi kriterleri manasında bütün Avrupalıları geride bırakacak kadar demokrat birisiydi Musaddık. Bu yönüyle de birleştirici bir rol oynuyordu. İran Pet yukarıdaki sayfa detaylarıyla anlattım. İran petrolü İngiliz şirketlerine peşkeş çekiliyordu. İran'dan çıkan petrolün gelirlerinin sadece işte %3'ü %5'i İran halkına geliyordu. Gerisi İngilizlere gidiyordu. Musaddık bu petrol kaynaklarını devletleştirmek istedi. Tabii devletleştirmek, yani kamulaştırmak istedi. Bunun ne demek bu? Bundan sonra İran petrolü İran'a aittir demek. Zaten bunu söyledikten sonra da CIA ajanı geldi. Kermit Roosevelt, internette açtınız, yani şeyin akrabası zaten. Eski Amerikan Başkanı Roosevelt'in akrabası. 1 milyon dolarla geldi. Bizdeki Gezi Parkı'ndaki çapulculara benzer çapulcuları buldu. Ve bunlara çok az işte 100-200 dolar veya 1000 dolar vererek bir takım arabalı şeyleri, sokakları şeylerle, barikatlarla kapatmalarını sağladı. Arabaları yaktılar. Ondan sonra camilerden çıktılar böyle şeylerle, işte İslami kıyafetlerle, İslami sloganlarla, bayraklarla. Bir kısmı kahrolsun komünistler falan diye bağırıyordu. Bir kısmı da şeylerle, kırmızı bayraklarla, komünist sembollerle, sanki böyle aşırı solcu gruplarmış gibi. Aslında aynı gruptu, yani hepsi aynı insanlardı, aynı yerden para alıyorlardı. Sağcı kılıklılar solculara saldırdılar. Solcu, öyle diyeyim yani, biraz tabii özetliyorum ama solcular, solcu komünist sloganlarla, komünist pankartlarla gidip camileri falan yaktılar. Bir anda İran sanki kontrolden çıkmış, kontrol edilemiyormuş, yönetilemiyormuş gibi bir izlenim verildi. Birkaç hafta bu karışıklıklar sürdü. Bunun üzerine zaten petrolü çıkartan, depolayan, satan İngilizler olduğu için sanki bu karışıklıkların bir sonucuymuş gibi petrol ticaretini bir anda durdurdular. Tabii petrolden gelecek olan parayı da durdurmuş oldular. Bir anda İran devletini boğdular. Esasında Tahran'da birkaç tane arabanın yakılması veya bir caminin yakılması asla ta güneyde 1000 kilometre güneyde bir petrol tankerinin limandan ayrılmasına elbette ki engel değildi. Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir dünya yok. Ama bunu şöyle düşünün. Mesela Çapulcu olayları sırasında Türkiye'nin gördüğü ekonomik zararları biliyorsunuz. Böyle düşünün, yani ortalık karıştı ve sanki onun sonucuymuş gibi bir anda petrol ticareti durduruldu. Böyle yapınca İran devleti bir anda borcunu ödeyemez hale geldi. Zaten Venezuela'da da aynı oyun oynanmıştı. Neyse, uzatmayalım. Khomeini Fransa'dan çıkarak, yani şimdi süper İslami tırnak içinde söylüyorum, İslami kurtarıcıları falan filan, Pakistan'dan veya Suudi Arabistan'dan değil, Fransa'dan geldi. Air France uçağı, yani Fransız ulusal hava yollarına ait bir uçaktan indi.
pilotun koluna girerek merdivenlerden indi aşağı Fransızların koruması altında. Yani laik bir devletin desteğiyle tırnak içinde İslami bir devrim yapılmış oldu. Hümeyni gelir gelmez petrol muslukları açıldı, devlet üzerindeki baskı kaldırıldı falan filan. Tıpkı Mursi'nin devrilmesi, Sisi'nin gelmesi gibi, Türkiye'de Kenan Evren'in yaptığı darbe gibi çok yani eski CIA darbelerine benzer bir şey yapıldı. Bundan sonra İran yönetimi ele geçirildikten sonra petrol pastası yeniden paylaşıldı. Burada aşağı yukarı bunu anlatıyoruz. Amerikalılar İngilizleri kurtarmış oldular. Çünkü yukarıda biraz hızlı geçtik. Musaddık baştayken Musaddık'a karşı İngilizler aslında savaş açmak istediler önce. Yani İngiliz donanmasını göndermek ve İran petrol gemilerini Hürmüz Boğazı'ndan işte geçirmemek veya Süveyş kanalına sokmamak vesaire. Yani eski yöntemlerle 1930'lara, 1940'lara yakışan askeri yöntemlerle İran'ı baskılamak istediler. Ama İran, işte İngiliz ordusu zaten bunu yapabilecek güçte değildi. Ve Amerika bunu istemiyordu. Çünkü bölgedeki deniz ticaretinin savaş baskısı altında kalması Amerikan menfaatlerine aykırıydı. Bu sebeple Amerikalılar daha sinsi bir plan teklif ettiler. İster istemez İran'daki İngiliz menfaatlerini kurtaran Amerika olmuş oldu. Böyle olunca pasta yeniden dağıtıldı ve İran petrolü %14 Shell, %46 Gulf Oil, bir kısmı Aramco, yani Rockefeller'a ait olan Jersey Standard, Sokol, Socony, Texaco şirketlerine, ayrıca 9 küçük Amerikan şirketine ve %6'sı da Fransızlara peşkeş şekilde herhalde Hümeyni'yi topraklarında barındırdığı için öyle bir pazarlık yapmışlardı. Geri kalan %40 da kraliçeye bırakıldı. Yani burada aslında İranlılarla İngilizler savaşmıyor veya İranlılarla Amerikalılar savaşmıyor. Amerikalılarla İngilizler kavga ediyorlar ama İran'ın evinde kavga ediyorlar, böyle düşünün. Neticede birkaç milyonla yüz milyarlarca dolar değerindeki petrol yataklarına el konmuş oldu. Bugün açar bakarsınız yani kabaca dünyadaki petrolün %30'u veya %25'idir İran'ın ispatlanmış rezervleri. Bunun tabii korkunç bir rakam teşkil ediyor. Korkunç bir rakam teşkil ediyor. Aynı zamanda muazzam bir jeopolitik avantaj teşkil ediyor. Bu kadar büyük zenginlikleri bu kadar ucuza kapatmak da tabii bir ustalık, uzmanlık meselesi. Bu da Amerikan uzmanlıklarından bir tanesi. Ne kadar konuşsak az bu konu üzerine. Musaddık üzerine araştırma yapın. Musaddık'ın Amerika'da bandolmazlık eylem karşılandığını, alkışlandığını, sevildiğini vesaire başkanlar tarafından pohpohlandığını göreceksiniz. Aynı zamanda yılın adamı seçilmesi, işte Time dergisinde kapak olması falan filan bildiğiniz klasik darbecilik şeyidir bu, yani darbe protokolüdür. Bugün herhalde son olarak bahsedeceğimiz konuya geldik. O da Venezuela. Venezuela muazzam bir petrol kaynağına sahip. Bunu da nispeten yenidir. Yani 2010'larda filan hemen hemen kesinleşti. 2000'lerin başından itibaren prospeksiyonlar, yani arama tarama çalışmaları yoğun olarak yapılıyordu. Venezuela'nın gittikçe daha büyük petrol kaynakları bulundu. Tabii teknolojinin gelişmesine de bağlı bu. Yani eskiden işte belki birkaç yüz metredeki petrol araştırılabilirken bugün binlerce metreden petrol çıkartılabiliyor. Aslında petrol dediğimiz gibi yeni değil, fakat miktarının bu kadar çok olduğunu yeni keşfettik. Birazdan detaya gireceğiz ama detaya girmeden evvel petrol çıkartan Venezuela'daki petrolün bir kere 1950'lerde bazı Amerikan şirketlerine yaradığını, başka kimseye yaramadığını söyleyelim evvela. İkincisi, Venezuela'dan çıkartılan petrolün yakın zamanda, yani bu darbeler falan, Chavez'e karşı, Maduro'ya karşı Amerika'nın açıkça düşmanlık yapmasından evvel şöyle bir proje vardı. Venezuela petrolünü
bir yana kabulaştırdı tabii Chavez ve sağlık eğitim hizmetlerine harcamaya başladı. Yani Amerika mafyasını rahatsız etti. Bu bir. İkincisi, bu da çok önemli. Venezuela'dan çıkan petrolün borularla Pasifik Okyanusu'na yani batıya akıtılması ve oradan Çin'e satılması söz konusuydu. Bunun için iki yol düşünülüyordu. Birincisi dediğim gibi borularla işte Bolivya üzerinden şeye akıtılması, Peru veya Bolivya veya ikisinin birden üzerinden Pasifik'e akıtılması. Diğeri de Nikaragua'da bir kanal açılması, Panama kanalına alternatif bir kanal açılabilirdi. Ve bu kanaldan gene Çin'e gönderecek. Çin karşılığını dolar değil, altın ve Venezuela'nın ihtiyacı olan ürünlerle, tüketim mallarıyla vesaire öde düşünüyordu. Bu pazarlığı yapılıyordu yani bu işin. Şimdi bunun başarıya ulaştığını düşünürseniz az önce çok az önce yani önceki derslerde anlattığımız gibi petrolün dolarla satılması dolara karşı büyük bir talep oluşturuyor. Yapay olarak doların değeri yükseltiliyor diye anlatmıştık. Şimdi Çin giderek petrol ihtiyacını Amerikan kontrolündeki Suudi Arabistan'dan veya Körfez ülkelerinden değil de Venezuela'dan almaya başlarsa, bunu da Amerikan dolarıyla değil başka bir şeyle ödemeye başlarsa ne olacak? Amerikan doları olan talep düşecek ve Çin tabii dünyanın, dünya ekonomisinin neredeyse yarısı haline geldi. Dünya bunun fabrikası. Dünyada üretilen şeylerin %80'i, %90'ı Çin'de üretiliyor. Mamul mallar. Bu sebeple sadece Çin'in tek başına Amerikan petrolünden çıkması, yani dolarla satılan petrolü terk etmesi petrodolar sistemi için korkunç bir felaket olur. İşte dersin başında söyledik yani bu temel şeyleri anlatmıştık. Şimdi bu temel prensiplerin günlük hayata, jeopolitik olaylara uygulanmasını anlatacağız diye. Yani Venezuela iki konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin ayağına basmış oldu. Birincisi kendi petrolünü kendisi satıp onun parasının Venezuela halkına yaramasını istiyordu. Tıpkı İran'da olduğu gibi. İkincisi de petrolü Çin'e önemli bir kısmını Çin'e satmak ve Çin'den dolar yerine ihtiyacı olan şeyi satın almak istiyordu. İşte bunlardan dolayı Venezuela hedefe kondu. Venezuela yıkılması, yok edilmesi gereken bir ülke haline geldi. Bu yazının başında hatırlatıyoruz. Chavez sosyalisttir, işte fazla sosyal devlet yaptı, kamulaştırdı falan filan diye. Venezuela'nın başına gelen sıkıntılar sanki sosyalizmin sonucuymuş gibi anlatılır. Bu yanlıştır. Yani sosyalizm eleştirisi ayrıca yapılmalıdır. Ben de ne sosyalist değilim. Kitaplarımda, makalelerimde hiçbir zaman sosyalizmi savunmuyorum. İyisiyle kötüsüyle eleştiriyorum. Ama Venezuela'daki problem Chavez'in sosyalist olması değildir. Yani Venezuela'daki rejim ne olursa olsun, ister demokrasi olsun, başka bir şey olsun, o kadar petrolle dünyanın en mutlu, en müreffeh ülkesi olmalıydı. Nitekim Chavez'in kurduğu Venezuela böyle bir ülkeydi. Fakat bu tabii kötü örnek, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul edebileceği bir şey değildi. Nasıl tepki verdiler buna? Buna tepki olarak ülkedeki en büyük rafineriyi CIA havaya uçurdu. Bu Paraguana rafinerisidir. Paraguana tek başına Venezuela'nın rafine kapasitesinin %70'ini teşkil eder. Yani 3'te 2'sinden daha fazla. Dünyanın da 3. büyük rafinerisi. Yani bunu şöyle düşünün. Türkiye'de Allah muhafaza bir savaş veya işte iç gerginlik sebebiyle İzmir'deki rafinerimizin, mesela Türkiye'deki rafineri kapasitesinin yarısının veya 3'te 1'in, 3'te 2'sinin neyse iptal edildiğini düşün. Yani bir grev de olabilir. Bu işçilerin grevi de olabilir. Belki sizin depolarınızda ham madde var, ham petrol var. Ham petrol yüklü gemiler Türkiye'ye gelmekteler, denizdeler, geliyorlar. Fakat bizim bunu rafine edecek kapasitemiz yok bir anda. Böyle bir noktaya geldiği zaman Türkiye, ambulanslarınız çalışmaz, itfaiyeleriniz çalışmaz, ordunuz çalışmaz. En başta savaş uçaklarınızı kaldıramazsınız, savaş gemilerinizi yürütemezsiniz. Yani kısacası ham petrolün ülkede üretiyorsanız ham petrolü üretmek çok önemli. Üretmiyorsanız dışarıdan satın almak ve sevkiyatını sağlamak çok önemli. Fakat ham petrol geldiği zaman ülkede bunu rafine etmeniz lazım. Yahut da dışarıdan benzin almanız lazım. Yani rafine edilmiş satın almanız lazım yakıtlarınızı. Hasılı kelam Paraguana
da bir dizi patlama meydana geldi. Patlama meydana gelince bu tabii danışıklı dövüştü. Yani hemen tamir edilebilirdi. Alternatif çözümler bulunabilirdi. Böyle olmadı. Amerikan şirketleri bir anda burası işte güvenli değil falan filan diye her türlü altyapı hizmetini durdurdular güvenlik bahanesiyle. Gemilerini çektiler, mühendislerini çektiler. Bir anda İran'ın tıpkı Hümeyni öncesindeki yaşadığı durumu sahneye koydular. İşte dediğim gibi bu şeylerin bir müsamere gibi bunların sahneye konması nispeten kolay. Ve bunun arkasından tabii dünya kadar petrolü olduğu halde, Suudi Arabistan'dan fazla petrolü olduğu halde petrol sıkıntısı başladı. Yani yakıt sıkıntısı başladı ülkede. Yakıt sıkıntısı başlayınca kendi ürettikleri, ki verimli toprakları da var. Ülkenin işte doğusunda üretilmiş eti batısına taşıyamadılar. Batısındaki hayvan yemini doğusundaki hayvanlara taşıyamadılar. Efendim kırsal alanlarda üretilen gıdayı, her türlü yiyecek, sebze, meyve, et, süt, peynir vesaire bunları büyük şehir merkezlerine getiremediler. Bir anda açlık ve kıtlık başladı Venezuela'da insanlar. Tuvalet kağıdı bulamadılar, çocuk maması bulamadılar. Yani çok basit tüketim malları bir kısmı belki Venezuela'da üretilmiyordu, ithal ediliyordu. Limanlar da kilitlenince ithal edemez hale geldiler. Akıl almaz bir kriz başladı ülkede. Zaten sonra elektrik santrallarında da bir takım patlamalar meydana geldi. İnsanlar hala tartışıyorlar sabotaj mı değil mi falan filan diye. Yani böyle şeyler meydana geldiği zaman kime yarar diye bakmak lazım. Bir elektrik santral, yani termik santral veya hidrolik santral durup dururken patlamaz. Yani böyle patlayan bir şey değildir santraller. Mühendislik bilenler bu işi çok iyi anlayacaklardır. Her türlü kazanın, tabii kazalar olur ama kazaların olma ihtimalleri hesaplanır. Oralara işte yangın söndürücü, gözetleme, güvenlik kamerası vesaire her şey konur. Yani kazaların meydana gelme ihtimali ve zarar verme ihtimali %0,001'e indirildiği zaman mühendis bunu güvenli kabul eder. Kısacası bütün bunların tabii ki CIA sabotajı ile olduğunu biliyoruz. Zaten Amerikan Dışişleri Bakanlığı veya Amerikan Başkanı açıkça bir tehdit savuruyor. Şöyle yapmazsanız fena olur falan diyor. Ertesi gün rafineri patlıyor. Ertesi gün boru hattı patlıyor. Trafolar patlıyor. Yani bunlar bilinen şeyler. Kısacası bugün hala Venezuela boğuluyor. Muazzam bir enflasyon var. Yiyecek içecek yok. Ve bunların tamamı petrol mafyası dediğimiz ki faiz mafyasından da bağımsız değil. İşte bu petrol dolar sisteminden rant yiyen şirketlerin ve siyasetçilerin yaptığı operasyonlar. Dersimizin sonuna geldik. Burada da görüyorsunuz yani baştan beri anlattığımız dekor, petrol nerede üretilir, neden dolarla satılır, altın, doların altın denkliği kalkınca neden petrol kara altın oldu ve bu sisteme karşı çıkan, çomak sokan hangi ülke olursa o ülkede darbe yapılır, savaş yapılır falan diye anlatmıştık buraya kadar. Temel prensipleri anlatmıştık. Şimdi o prensiplerin İran'da ve Venezuela'da uygulandığını görüyorsunuz. İran'da işler ters gittiği zaman faturayı İslam'a kesebilirsiniz. Yapılıyor yani biliyorsunuz. İşte İslami rejim iyi olmadı, İslami devrim iyi olmadı diye. İran'da yaşanan sıkıntıların Şiilikle, İslam'la veya İslam devrimiyle bir alakası yok. Venezuela'da yaşanan sıkıntıların sosyalizmle alakası yok. Her ülkede başka başka renklerde başka başka şeyler meydana geliyor. Ama sonuçta bu bir menfaat ilişkisidir. Teknik boyutu vardır, ekonomik boyutu vardır. Gerisi müsameredir. Bunu kesinlikle aklınızda tutun. Dersi burada sonlandırıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.